Serinavalarda içinizi anında ısıtacak bir içecek tarifim var bugün sizlere. Birlikte chai tea latte yapıyoruz. Chai tea latte bol baharatlı, içer içmez sizin içinizi ısıtacak nefis bir içecek. Lattesini yapmadan önce ilk önce kendisini yapmak lazım. Hadi gelin başlayalım. Baharatlı çay için önüme bir sos tavası aldım. İçine 2 su bardağı su ilave ediyorum. 3 tane kakule, 2 tane karanfil, biraz muskat rendesi ilave edeceğim. 1 çay kaşığı kadar tarçın. Baharatları kendi damak zevkinize göre azaltıp fazlalaştırabilirsiniz. Ve de 1 çay kaşığı kadar zencefil. Hatta yarım çay kaşığı kadar zencefil diyelim. Şimdi her şeyi bir kaynama noktasına getireceğim. Ondan sonra altını kapatacağım, devam edeceğiz. Suyun kaynama noktasına geldiğini gördüğüm zaman altını kapatıyorum ve de 5 dakika bekliyorum. Şimdi içine 3 tane çay ekliyorum, poşet çay. Tekrar altını açacağım, kaynama noktasına getireceğim. Kaynadığını görünce altını kapatıp tekrar 5 dakika bekleyeceğim. Su kaynama noktasına geldikten sonra altını kapattım. Bir 5 dakikada çayla birlikte demlenmesi için bıraktım. Şimdi artık süzebilirim. Ve de baharatlı çayımız hazır. Şimdi bunun lattesini yapalım. Latte için aynı tavaya 200 ml süt alıyorum ve kaynama noktasına getiriyorum. Süt kaynama noktasına gelir gelmez hemen altını kapattım, kaynatmadım. Şimdi şöyle bir blenderın içine alıyorum. İçine ben çay tea latte'yi balla birlikte lezzetlendirmeyi seviyorum ama şeker de ekleyebilirsiniz. Ya da akçaağaç şurubu ya da agave. Hangisini istiyorsanız. Şöyle yaklaşık bir yemek kaşığı kadar bal ben ekliyorum. Biraz tatlı tatlı daha güzel oluyor bence. Şimdi kapağını kapatıyorum. Ve latte'min köpüklü olması için sütü blenderdan geçiriyorum. Ve artık her şeyi birleştirebiliriz. İlk önce servis etmek istediğim bardağa sütü alıyorum. İçine de hazırladığım çayı koyuyorum. Bunun yarısı yeterli olacaktır. Ve çay tea latte'miz hazır. Çok güzel gözüküyor. Bayağı da güzel kokuyor. Bakalım tadı nasıl oldu. Hemen bir yudum da tadıyorum. Gerçekten tadı çok iyi. Bence eklediğim bal oranı nefis. Yani tam benim istediğim tatlılıkta. Umarım sizler de evinizde denersiniz. Dediğim gibi baharatları kendi damak zevkinize göre biraz fazlalaştırabilirsiniz ya da çeşitlendirebilirsiniz. Eğer evinizde denerseniz fotoğraflarını çekip Instagram'da Edil Yazar etiketiyle paylaşmayı da unutmayın. Farklı videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.